Ankara'da Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Evet. Üniversitesi'nin de beden eğitimi, spor yüksekokulu konusunda, fakülte Çok önemli. konusunda çok ciddi Türk futboluna yetiştirmiş oldukları ve şu anda görev alan çok değerli hocalarımız var. Hatta ben işte en son çalıştığım kulüpte yardımcımın bir tanesi Hacettepe mezunuydu, Evet. diğeri Gazi Üniversitesi mezunuydu. Ben kendim de Ankara Üniversitesi mezunuyum. Yani böyle bir organizasyonda buluşmamız da aslında önemli. Ankara'daki üniversiteler ve buradaki beden eğitiminde okuyan öğrencilerin geleceği açısından. Aslında Ali Hocam şöyle, yani ben kendimi, insan kendini anlatamaz ama Türkiye'nin en genç profesyonel sanatına sahip olan teknik Evet direktörüyüm. hocam. 26 yaşında profesyonel liglerde teknik direktörlük yapmaya çalışan, bu anlamda kendisini geliştirmeye çalışan bir futbol adamı olarak geriye dönüp baktığımızda 17 yıl olmuş. 17 yılda 18 tane futbol kulübünde Görev değişik yapılmış. değişik kategorilerde, nasıl söyleyeyim, altyapı koordinatörlüğünden tutun profesyonel takım teknik direktörlüğüne kadar, sportif direktörlüğün bir bölümüne kadar görev yapmış, görev yapmaya çalışan ve her geçen gün de eksiklerini bir şekilde tamamlamaya çalışan ve bu anlamda Türk futboluna mantıken bir şeyler kazandırmaya çalışan futbol adamı Hocam, olma konusunda ilerleyen bir antrenörüm o diyelim. zaman şöyle bakayım. Üniversiteyi geçtik. Çok önemli üniversiteden Evet. bahsettik. Yani Hacettepe'nin ve Gazi'nin de hakkını teslim Evet. ettik. Hem Türkiye için hem Ankara için büyük şans bu Önemli. Tabii. üniversiteler. Geliyorum. Öyle bir kulüpte göreve başlıyorsunuz ki bugün ne hazindir ki Evet. bu kulüp Türk spor tarihinden silinmiş bir kulüp. Evet, Burada bizim altyapıda evet başlıyorsunuz. profesyonel takım. Profesyonel takım. Şekerspor'dan biraz bahsedin. Şekerspor, şimdi burada zaten Şekerspor dediğimiz zaman Celal Kıbrızlı Evet. Hoca ile özdeşleşir Şekerspor. Kime sorsam Celal Hoca'dan bahseder. Onu da burada analım, yani Şekerspor'da da tarihi başarıları vardır. Tabii Şekerspor bir ara kapanma Bu durumundayken. arada da yalnız hak ettiği bir şeyi de teslim edelim. Başkentin ve Türkiye'nin en medyatik teknik direktörü, tüm kanalların, radyoların, televizyonların, internet Evet. sitelerinin yani vazgeçilmez yorumcusu. Buradan da sevgi ve selamlarımızı iletelim Tabii hocamıza. Celal Hoca gibi Şekerspor'da hem bizden önceki dönemde de Hacettepe'si de var hocamın. Hem Şeker hem bizden Hacettepe. önceki dönemde de çalışan hem Evet. antrenörlük yapan çok değerli antrenörler var. Onlara da Evet. buradan sevgi ve saygıyla analım. Ama Şekerspor 2004 yılında tek bir Antetli kağıdı yokken KC Grup 2 Hızır Başkan ve Hızır Tahir Başkan, Tahir Başkan'la Başkan tarafından satın çok büyük alındı. bir atılım Çok yapıldı. ciddi bir şekilde ilk senesinde 3. ligde şampiyon oldu. Evet. Ve altyapı anlamında da Türkiye'de olmayan altyapı modelini uygulamaya çalıştı. Tamer Güney, Adnan Sezgin genel koordinatörlüğünde bir organizasyon yapmaya çalıştı. İlk dönemde bu organizasyon meyvelerini ciddi anlamda vermeye başladı. Daha sonra kulüp 2. lige çıktıktan sonra sportif anlamın yanında altyapı anlamında da hamleler olmaya başladı. Stat ve saha konusunda önemli atılımlar yaptı. Şu anda son durumunu bilmiyorum. Atıl vaziyettedir ya da bilmiyorum ama 6 tane yan yana çim Saha vardı. sahanın olduğu bir kompleks, spor kompleksinden, 60 tane sporcunun bir arada kalabileceği Kamp fitness'ından, kamp tesisleri. tesisinden, fitness'ından, toplantı salonuna, saunasından, tedavi odasına kadar olan bir spor kompleksinden bahsediyoruz. Akıbetini kimse bilmiyor şu Bilmiyor ve anda. Nasıl bu kullanıyor? Hiçbir takım kullanmıyor. Şekerspor kapanmış durumda. Ne hazin. Bu yapı Ankara futboluna aslında çok da ciddi değer de kazandırdı. Altyapı anlamında ve oyuncu yetiştirme anlamında ve geleceğe oyuncu hazırlama anlamında çok ciddi hedefleri de olan bir yapıydı. Ama daha sonra ne hikmetse yanlış stratejiler ya da yanlış yönetimler ya da yanlış organizasyonlar yüzünden şu anda kapandı ve ismi Şekerspor olarak bile kapanmadı. Turanspor diye Olarak olarak kapandı. kapandı ve tarih sahnesinden silindi. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Şekerspor'un aslında kapanmış olsa bile biz Şekerspor'un Türk futboluna kazandırmış olduğu insanlarız. Hocam oraya araya Evet. gireceğim, hemen bir pas vereceğim Tabii. çünkü siz devam edeceksiniz, Tabii. unutmayın. Şekerspor'u amatör bir ruhla yaşatmaya çalışan bir cengaver çıktı. Dersem neler anlatacaksınız? Evet. Şimdi tabii ki Şekerspor denildiği zaman hakikaten insan şöyle bir Tüyleri diken diken oluyor hep. tarihin derinliklerine Evet. dalıyor ve çok önemli isimleri Barındıran. bünyesinde barındırmış. Bunlardan bir tanesi de tabii ki bizim yönetim kurulumuz Nedim Öztürk, yıllardır formasını terletmiş.
kaptanlığı yapmış bir abimiz ve o anlatırken Şekerspor'u gerçekten çok dinledik ve onu dinlerken de hakikaten Şekerspor'un içerisinden çok önemli yıldızın Türk futboluna armağan ettiğini. Rahmetli Selçuk Yulay'ı Fenerbahçe'ye gönderip İskender Türk Yönen, futbolu. Yani bunlar çok önemli. Ondan sonra Yaşar yani çok önemli. Birçok isimlerin Türk futbolu kazandırıldığını ifade ediyor, söylüyor ve duygulanıyor. Tabii bunu yaşatmaya çalışan da bir kardeşimiz var. O aynı zamanda Nedim abinin de yeğeni olan, akrabası olan Recep Salih İlker kardeşimiz. Çayyolu ve Yaşamkent'te. Kendisi, evet, kendisi aynı Yaşamyolu, Çayyolu ve Yaşamkent'in de başkanlığı yürütmekte. Ve hep şunu ifade etti. Benim bir hayalim var, Şekerspor'u tekrar liglere döndürebilmek. İnşallah. Bununla ilgili... Sevindiniz mi bu haberle? Tabii bizde evet. Elimizden ne gelirse. Yani hani nasıl şimdi ben teknik adamım. Evet. Bedava çalışalım dense bile gidip Şekerspor tekrar evet. Yaşasın. Yani çalışabilecek en azından boş vakitlerimizde gidip altyapı oyuncularıyla ilgilenebilecek. O mesai harcayabilecek. Evet. Gerçi altyapı boş vakit değerlendirme yeri değil ama hani elimizden evet. Ne geliyorsa o anlamda her zaman yaparız. Yani Şekerspor yeter ki yaşasın yani. Evet. Şimdi tabii ki sevgili Recep Başkanı böyle bir çalışma yapması da açıkçası bütün Şekerspor'u çok mutlu etti. Tabii başta Celal Kıbrızlı hocamı da çok mutlu etti. O da bir efsanedir. Şekerspor efsanesidir. Ben inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde, yıllarda Şekerspor tekrar. Çünkü hazırlıklı güzel bir projeyle geliyorlar. Tekrar liglerimize döneceğini umut ediyorum. Çünkü Şekerspor Ankara futboluna çok önemli hizmet etmiş. Sadece futbol da değil, çok tabii önemli tabii. Bir spor güreşte, kulübü. Güreşte ve çok branşta faaliyet göstermiş. Ve hala hazırda da bildiğim kadarıyla Şekerspor'un diğer branşlara faaliyet gösterdiğini evet. De biliyoruz. Ama tabii futbol ayrı bir branş. Dolayısıyla bunu da sevgili Recep Başkanımız yaşatmaya çalışıyor. Tekrar canlandırmaya çalışıyor. Böyle güzel bir şey yani. Hakikaten buradan da yazıyorlar. Aydın Başar hocam da orada teknik direktörlük yapmış, çalışmış. Evet Aydın hoca. Evet, evet. Evet çok takipçiler ki, var. Şeyler da, de gelmeye başladı. Evet, o da bir mesajlar. sağ olsunlar. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler. Yani Şekerspor kültürü, Petrofis kültürü, Ankara'da özellikle bu takımlar efsane takımlarımız. Nasıl bir Gençler Birliği, nasıl bir Ankaracı bir efsane ise... Çok önemli Demirspor çok efsane bir takımsa kesinlikle Şekerspor da bu anlamda yaşaması ve yaşatılması gerekir diyoruz. Evet. Ben Şekerspor'u da kısaca burada noktalıyorum. Yani gerçekten çok önemli kulüplerde görev yapmak şansına sahip olmuş bir teknik adam olarak Ankara Demirspor'a geliyorum. Türk futbolunun demir direklerinden birinde de evet, teknik adamlık yani yaptınız. Ankara Demirspor'da aslında hem Şekerspor'un hem de Ankara Demirspor'u anlatmak benim çok da hani böyle bu camiaları anlatmak benim ne tecrübem yeter. Ne de ama kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Tarihin derinliklerine indiğimiz zaman onu anlatmak hani o görev ve sorumluluk da aslında bana da düşmez. Ama şu var, bulunmuş olmak ya da çalışmak, emek vermenin hani o hazzı var ya, o emeğe, duygulara, kelimelere dökeceksek eğer Ankara Demirspor'da da abi Ankara futbolunun en önemli en köklü kulüplerinden bir tanesi olan Ankara Demirspor'da da çalışma fırsatı buldum. 2013 yılındaydı. Azerbaycan'dan dönmüştüm. Evet. O çok zor bir dönemdeydi. O an itibariyle lig sonuçlanmış olsa amatör kümeye düşüp belki de kapanabilecek bir durumdayken çok ciddi anlamda çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir mücadeleyle o dönemdeki oyuncu grubunda arkadaşlarımızla beraber, antrenör arkadaşlarımızla beraber, yönetici kadrosuyla beraber belki de Şekerspor'u tarih sahnesi Ankara Demirspor'u tarih sahnesinden silmekten kurtardık aslında. Evet. Yani bu anlamda da geriye dönüp baktığımızda kendi adıma da böyle bir şeyi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum açıkçası. Yani sonuçta Ankara Demirspor Kulübü kurumsal bir kimliği olan Türk futboluna önemli oyuncular yetiştirmiş olan, Türk futbolunda önemli bir yeri olan, hatta liglerde tescil edilmese bile şampiyonluğu olan bir kulüp. Bunun için federasyona benim bulunduğum dönemde de başvurular da yapıldı. Numan o dönemin
kulüp başkanımız Numan Bey tarafından. Ama geriye dönüp baktığımızda o hazı da, o mutluluğu da yaşıyorum. Yani Ankara Demirspor gibi, Şeker Spor gibi köklü bir camiada antrenör olmak, oranın bir parçası olmak, teknik direktörlük yapmak, o anlamda Türk futboluna bir şeyler kazandırmak adına hani onun da gururunu yaşamıyor değiliz. Ve bu anlamda şimdi ben hem akademisyen tarafında hem de 19 Mayıs'ın dış sahalarında çok toz yutmuş, orada çok maça çıkmış, orada çok antrenman yapmış, Ankara'nın değişik bölgelerinde, değişik takımlarında mücadele etmiş. Okullara kadar. Okullara kadar mücadele etmiş bir spor adamı olarak burada bulunuyor. Ama şunu söylemem lazım. Şimdi Murat Başkanım üniversiteden bahsetti. Bizde şöyle bir durum var. Aslında bu söz her şeyi açıklıyor. Teori olmayan pratik kör, pratiği olmayan teori ölüdür. Biz şimdi hani futbolda şu vardır, işte üniversite mezunu olup hiç oynamamış olmak var. Hem oynamış olup hiç üniversiteyle alakası olmayan var. Yani ben kendimi de bu anlamda da şanslı hissediyorum. O sahadan çıkarken o tozu toprağa yutmuş olmanın vermiş olduğu tecrübeyle üniversitedeki o bilgi birikimi sahaya yansıtma adına da bu anlamda da kendimi şanslı hissediyorum. İşte Ankara'da bunu hayata geçirebilecek bir sürü değer var aslında bu şekilde. Aslında biz biraz da onlara öncü olma adına, bu 82 doğumluyum ben, 1982 doğumluyum. 1982 doğum, 83, 84, 85, 86 bu jenerasyondaki antrenörlerin de önünü açma konusunda onlara ışık olma adına da hani o anlamda da bir misyonumuz var aslında. Onu da hayata geçirmek zorundayız. Yani aslında Türk futbolunun neresinden tutarsak tutalım hep bir eksik olduğunu konuşuyoruz. Hep bir problemin olduğunu konuşuyoruz. Ama önce kendimizi geliştirmemiz lazım. Önce kendimizi eğitmemiz lazım. Ve her anlamda da doğruyu söylememiz lazım. Bizim ülkemizin gençlerine yaptığımız en büyük haksızlık, biz bazen gerçekleri konuşmuyoruz. Özellikle futbol adına da gerçekleri konuşmuyoruz. Tatlı cümleler, insanların hoşuna gidecek cümlelerden sorunları hep masanın altına atıyoruz. Ve dolayısıyla da karşılaştığımız noktada gelişim ve değişim yaşayamıyoruz. Ve aslında bizim Türk futbolunun, spor bunun başka bir boyutu. Olimpiyatlara gidersek çok farklı bir boyutu. Ama Türk futbolunun en önemli sorunlarından bir tanesi gelişimi ve değişimi yaşayamamak. Bu gelişim ve değişimi yaşayamıyoruz diyoruz ama üzerimize düşeni de yapmıyoruz açıkçası. O sorumlulukları da üstlenirken o anlamda da hedefe koşma adına da yanlışlar yapıyoruz. Bu yanlışlarda ısrar ediyoruz. Ama benim kendi adıma Ankara futbolunda, ondan sonra zaten Ankara'da herhangi bir takım çalıştırmadım ben. Ama Ankara futboluna bir katkı sağlamamız gerekiyorsa Ankara futbolunun bu birlikteliğini sağlamamız lazım. Hocam.